Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Neredeyiz bugün? Kapıkule'deyiz. Bu arada biraz ara verdik arkadaşlar. Herkes yazıyor. Aslında işlerin yoğunluğundan dolayı ara vermedik de yoğundu. Çekemedik bir şey. Şimdi bir konudan bahsedeceğim size. Hatta iki konudan. Bir tanesi Kapıkule'de bir çorbacı açıldı arkadaşlar. Çorba Bey diye. Şimdi oraya gidiyoruz. Yanımda bir yelek arkadaşım da var. Orada çorba içeceğiz. Çok iddialılar. 15 çeşit çorba var abi. Yok yok yani. Mustafa Usta var. Oradan bu çorba çeşitlerini çekeceğiz. Mustafa Usta'dan çorbalarla ilgili bilgi alacağız abi. Onun dışında dostlar bu frikolarla alakalı büyük sıkıntı var yani. Çadırlı bir araç yok. Bakın şöyle çevireyim. Yer kök gördüğünüz gibi hep frigo. Bak benim araç da karşıda hemen. Frigo, 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 frigo. Yani şurada duran çadırlılar da bunlar işte 24 ya da 45 yapıyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var ama ben çözemedim yani işin açıkçası. Sıkıntının ne olduğunu. 23 saattir burada yatıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne zaman sıramız gelir. Macaristan sınır kapısına kadar çift şoför devam edeceğiz. Sonrasında oradan ben devam edeceğim. Sabah kalktık. Dolap mı acılamış şu bu filan. Akşam haberimiz oldu. Burada yeni bir çorbacının açıldı. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada çorba içeceğiz. Dostlar hemen geliyorsunuz. Termogül sahasından içeri giriyorsunuz. Hemen karşıda. Doğuş navigasyonun hemen yan tarafı. Çorba Bey'i. Burada 15 çeşit çorbamız var arkadaşlar. Şimdi içeri girelim. Ustamız Mustafa ustamız var. Çorbalarla ilgili bize bilgi aktarımı yapsın. Yeni açıldı burası arkadaşlar. Giriyoruz. Selamünaleyküm. Evet Mustafa ustamız. Tezgah başına. Mustafa ustam. Çekiyor muyuz abi? Kolay Başladık gelsin. mı? Başladık abi. Şimdi çeşitlerden bahsedelim Mustafa ustam. Öncelikle sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk Mustafa abi. Usta. Sağ ol. Çeşitlerden bahsedeyim. Evet. Mercimek. Evet abi. Ezogelin. Evet. Yayla. Tamam. Tavuk suyu. Tamam. Yanak etimiz var şöyle yağsız. Çok güzel. Dilimiz var. Evet. Dana dili. Tamam. İkisini karıştırıyoruz. Kelle paça yapıyoruz. Oo abi. Maşallah. Boncuk işkembem var. Evet. Tuzlama. Çok güzel. İşkembe. Tamam. Pöt çorbamız var dana kuyruk. Tamam. Onu bilen bilir. Hı-hı. Bey çorbası var. Benim özel spesiyelim. Dana tranç eti, arpacık, soğan, havuç. Buharda tamam. Pişiriyoruz 4 saat. Buharda. Buharda pişiriyoruz. Evet. Sevgiler böyle tırcı arkadaşlarımıza düzgün şeyler yemeleri için biz burada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ürünlerimizin hiçbirinde evet. Margarin kullanmıyoruz. Ha ne var? Urfa'dan özel olarak getirttiğim sade yağ var. Maşallah. Yani tuzu ve ayranı alınmış tereyağı. Tereyağı. Tamam. Koyun tereyağı kullanıyoruz. Evet. Margarini asla kullanmıyoruz. Evet. Mide yanması, herhangi başka bir şey olursa para gelir. Herkese söylüyorum. Para iade. Para iade abi hiç sıkıntı yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 13 beyin çorban var beyin. Beyin. O dolapta evet. Suda burada dağıldığı için biz çok şey yapamıyoruz. Tamam. Aynı zamanda öğlen de kasap köfte, tavuk incik ve tamam. Sucuğumuz var. Bunlar da kendi ürünlerimiz, kendi tariflerimiz. Tamam. Köftelerimizin hiçbirisinde katkı maddesi herhangi bir şey yok. Sadece evet. Soğan, ekmek, baharat. Çok güzel. Öğlen de ızgara servisimiz var. Öğlenle, sabah öğlene kadar. Çorba 24 saat çorba, var. Çorba 24 saat değil de akşam 12'ye kadar çorbamız var. Gece 12. 12'de biz kapıyoruz. Sabah 7'de açıyoruz. Tamam. 12'de kapatıyoruz. Tamam ustam teşekkür ederim. Şöyle kamerayı kendime çevireyim. Arkadaşlar nerede burası? Termokin sahasının içerisinde. Doğuş navigasyonun hemen bitişinde. Çorba Bey. Şeyde videoda geçireceğim ismini. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi ustam bize ne vereceksin çorba? Baba ne istiyorsun? Ne içiyorsun sen burada? Abi şimdi sen böyle Çorba Bey.
Çok iddia yap. Ben çok iddialıyım. Az evvel bir müşterim geldi. Hayatımda kelle paça içmem dedi. Kelle paça içirdim abi. Oku sıfır çünkü. Ben sana bırakıyorum o zaman. Sen ne içiyorsun Bir normalde? arkadaş. Yani yollarda gezerken gittiğin Paça zaman... içelim mi? Az sarımsaklı. Şimdi çift şoför gidiyoruz ya. Tamam. İkimiz de az sarımsaklı olunca rahatsız etmez bu. Evet doğru. Tamam mı Kelle abi ben? paça mı içelim? He, Hani sen kafana ne göre. içiyorsun Mustafa abi? He. Normalde gittiğin yerlerde ne içiyorsun? Abi ben kelle paçacıyım, açık Bitti. konuşayım. Bana bırak abi He, bunu. tamam. Arkana yaslan. Sen de, Keyfine bak. sen de. Tamam peki. Yan taraf. Yan tarafta hoş ki hesap. He, şey, mutfağını sen, bu taraf. Mutfak burası açık mutfak. Gel buyur abi biz. He, açık Buyurun. mutfak. Geç abi. Her şeyi insanların göz önünde yapıyoruz. Maşallah. Tamam, çok güzel. Buyur Şey abi açık yok. mutfak. Izgaramız Şöyle burada. çekelim abi. Tertemiz görüyorsun. Evet. Biz Hijyenik. istiyoruz ki kırıcı Çok. dostlarımız da evdeymiş gibi hissetsin. Evdeymiş gibi Aynen. yemek yesin. Aynen. Kendi Çünkü evi. biz gezdik birçok yeri, her yer çok kötü. Yani Aynen. değer vermiyorlar insanlara. Biz Çok değer gördüm. vermek Çok istiyoruz. gördü öyle. Aynen. İnsanları evinde hissetmesini istiyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim Ne kardeşim. demek? Biz oturuyoruz. Tamam Nereye baba. oturalım dostum? Şuraya oturalım. Hadi Şöyle sen de otur. çalın olalım. Şimdi otursana abi. Hemen yanımızda Dursun kardeşimiz var. ARC yeni başladı. Bir ay oldu. Benimle beraber Macaristan sınırına kadar gelecek. Sonrasında Dursun'u göndereceğiz. Gelsin geri. Çünkü Roma müzesi var, değil mi? Evet, tamam izlesinler. Dostlar çorbamızı içelim. Yine bu videonun devamı olacak. Evet, çorbalarımız geldi arkadaşlar. Çorbalar herkese eşit abi. Bize bile torpil yok diyor Mustafa ustamız. Görüldüğü gibi. Kelle paçamız. Yeşilliğimiz. Bu şekilde. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Almanya'dayız. Kapıkule'de bir çekim yaptık. Malum gece geldik. Çekim yapamadık. Çünkü şoför geldik Macaristan'a kadar. Ondan sonrasına ben devam ettim. Akşam gece saat 3'te bunların saatiyle yükü boşalttık. Geldik burada bir barda yattık. Şimdi birazdan yola çıkacağız dedim. Kapıkule'de başlamış olduğum videonun devamını yapalım. Çorba beyni çekmiştik orada. Atamadık yani. Yoğun geçti. Bulgaristan malum son 3 aydır gıda yüklerinde bir yavaşlatma var, sıkıntılar var. Normalde taze yüklerde 2 saatte geçiyorduk. 27 saat, 30 saat. Bir de analize takılıyorsun. Bir 25-30 saat. Yani sizin anlayacağınız durumlar berbat. Arkadaşlar çok zaman oldu. Video yapamadık. Önceki gün bir arkadaşım beni aradı. Sırbistan'dan. Abi dedi çok büyük ceza yedim. Dedim konu nedir? Konu kartsız sürüş aracında varmış. Garajın içerisinde ya da başka yerde. Kartsız sürüş yapmışlar. 1 dakika 40 saniye. Buna Sırbistan 2000 euro ceza yazdı arkadaşlar. Yaklaşık 60 küsür bin lira yapıyor. Ben de daha öncesinden kartsız sürüş yapılmış bir araçtan rapor almıştım. Saklamıştım bizim şirkette. Bir şoför arkadaş yetkiliye derken işte söylüyordu. Benim aracımda kartsız sürüş yaptılar diye. Hangi plaka dedim? Şu plaka. Gittim oradan bir rapor aldım. Kartsız sürüş 24 saat rapor. Bir de şimdi kendi aracımdan aldım. Yani aracınızda kartsız sürüş yapıldığı zaman bunu nasıl anlarız? İki tane raporu yan yana getireceğim. Sizlere oradan göstereceğim. Araçta kartsız sürüş nasıl yapılır? Kartsız sürüşte arkadaşlar şöyle bir şey anlatayım sizlere. Türkiye'de kartsız sürüş yaptığınız zaman bir dakika içerisinde cezası yok Türkiye'de. Fakat bu Avrupa'da böyle değil. Bunun bir cezası var. Özellikle Sırbistan daha fena arkadaşlar. Adam 2000 euro ceza yemiş. 1 saat 40 dakikaya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi iki tane rapor aldım.
Bir önceden almış saklamıştım. Bir de kendi araçımdan bir rapor aldım. Şimdi bununla ilgili bahsedeceğim. Örnek veriyorum. Yola çıkıyorsunuz. Aracınızda kartsız sürüş var mı ya da yok mu? Nasıl anlarsınız? Hemen bir 24 saatlik rapor alıyorsunuz. Gösterecek olmuş olduğum işareti görmüyorsanız sıkıntı yok. Kartsız sürüşünüz yok. Eğer ki o işareti görüyorsanız, şu işareti görüyorsanız kartsız sürüşünüz var. Ne yapıyorsunuz? Firma yetkililerine bildirip takografçıya gönderiyor. Takografçı onu sıfırlıyor, artık bir işlem yapıyor ona. Öyle yola çıkın. Bak, 2000 euro 60 bin lira para yapıyor. Çok az bir para değil. Şimdi arkadaşlar, kartsız sürüş yapıldığını takograftan nasıl anlarız? Bundan bahsedeceğim. Hemen 24 saatlik bir rapor alıyorsunuz, günlük, görmüş olduğunuz gibi. UTC, evet diyoruz. Raporu alıyoruz arkadaşlar. Raporumuzu alıyoruz. Bir tane de kartsız sürüş yapılmış bir kartımız var. İkisini yan yana getireceğim. Oradan anlayacaksınız. Şu şimdi aldığımız rapor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın arkadaşlar. Hemen şurada. Bakın. TR, TR, TR. Bu kartsız sürüş yok. Kart takıldı anlamına geliyor şuralar arkadaşlar. Hemen burada eğer ki yola çıkacaksınız, aracınızda kartsız sürüş var mı yok mu bunu öğrenmek istiyorsanız aracınızdan raporu alıyorsunuz. Yani şöyle TR işareti çıkıyorsa herhangi bir sıkıntı yok anlamına geliyor. Şöyle bir işaret varsa arkadaşlar, bakın. Hatta altını çizeyim. Bakın, altını çizdim. Şöyle bir işaret görüyorsanız aracınızda kartsız sürüş var. Bak, bu arkadaş burada kartsız sürüş yapmış. Onun dışında hemen altında yine bakın, hemen burada. Yine burada kartsız sürüş yapmış. Gelmiş yine şurada kartsız sürüş yapmış. Ondan sonra kartı başkası takmış. Bakın, DR devam ediyor. 3 sefer kartsız sürüş yapılmış şu araçta. Bu yine bizim araçlardan bir tanesi, kartsız sürüş yapıldı. Geçenlerde bir rapor aldım. Bununla ilgili bir video yapacağım diye. Bugün onun videosunu yapıyorum. Bakın. Şu ibareyi görüyorsanız kartsız sürüşünüz var demek ki. Yetkili biriminize bildiriyorsunuz. Takorovçi'ye gitmeden yola çıkmayın. 3 gün önce Sırbistan 40 saniye kartsız sürüşe 2000 euro ceza yazdı arkadaşlar. Bak, şu işaret. Çok basit. 24 saatlik rapor alıyorsunuz. Şu işaretleri görüyorsanız aracınızda kartsız sürüş var. Kesinlikle Avrupa'ya devam etmeyin. Bakın, burada kartsız sürüş yok. Görüyorsunuz, komple DR DR diye devam ediyor. 24 saatlik rapor alıyorsunuz. Buradan belli oluyor. Şu görüntü varsa kartsız sürüşünüz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir konuya daha değineceğim. Bir konudan daha bahsedeceğim. Bunu normalde bilen kişiler yapmıyor. Yani yeni başlayan arkadaşlara hitaben söylüyorum. Bu aracın içerisi öncelikle bizim evimiz, yatağımız, yatak odamız düşünelim. Şunu yapmayın. Abi, bu şu eldiven nedir abi? Bak, bir gün geldim, arabam İzmir'den geldi. Şu eldiven burada. Bu gene iyi. Sahası var. Bu nedir abi ya? Şu camın önüne insan eldivenini koyar mı? Burası bizim yatak odamız ya, vallahi çok yani yanlış bir şey bu. Bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Bunu yapmayın arkadaşlar. Buradan kalefer üflüyor. Bu eldivendeki tozu soluyorsunuz. Bu hoş bir şey değil. Kesinlikle araç
kabinlerinizin içine, araç kabinlerinizin içine şu eldiveni koymayın arkadaşlar. Bu nedir ya? Ya bu hoş bir şey değil. Bunun bir yeri var. Artık eskisi gibi değil. Her şey için araçlarda yer yapılmış. Bak. Burada eldivenimizin yeri. Burada. Tamam mı? Hemen metremiz burada. Bu mazutlu metreyi şuralara sokmayın arkadaşlar. Şu kabinin çeplerine metreyi sokuyorlar bakıyorum. Buralarda metre olmaz. Mazutlu metre olmaz. Kabinin içinde metre, bez, eldiven böyle şeyler koymayın. Onlar nereye koyacaksınız? Hemen şeytan dolabı. Buraya koyacaksınız arkadaşlar. Bunu yapmayın. Bunu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Zaten bu işi bilenler, yapanlar diyelim, bunu yapmıyor. Yeni başlayan arkadaşlar, özellikle bizim bu ARC firmasından bilmedikleri için eleştirmiyorum, küçümsemiyorum. Bilgi amaçlı söyledim. Kabinin içerisine camın önüne eldiven nedir ya? Olmaz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Boş bir şey değil. Şimdi saatimiz dolmak üzere yola çıkacağız. Birkaç konudan bahsedeceğim. Sonrasında bu pazar bu videoyu atacağız. İnşallah faydalı olur. Bir iki faydalı şeyler paylaşacağım yine tekrardan. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz. Yağmur yağıyordu. Şimdi güzel bir güneş var. Ortadan çıkış yapıyoruz. Adresimize doğru devam ediyoruz. Biraz sohbet edelim. Bu sabah haberlerde bir Türkiye'de kaza haberi izledim. Bununla ilgili birkaç bir şey konuşacağım. Buna gelmeden önce bu TomTom cihazlarla ilgili bana sorulan birkaç konu vardı. Bu konuyu araştırdım arkadaşlar. TomTom yani bu Wi-Fi olanlar değil de ta gerisini düşünelim. Taksi TomTom cihazlar taksi programlısı tır programlısına çevriliyor mu? Bunu sordum Doğuş'ta Erkan'a. Erkan oluyor dedi. Yani Wi-Fi'si olmayanlar yeni sistemler değil de şöyle 3-5 sene daha geri gittiğin zaman bunların olduğunu söyledi. TomTom cihazların yani taksi programlı eski cihazları tır programına çevirebiliyor arkadaşlar. Kapıkule'de Doğuş Navigasyonu'nda Erkan'ı bulacaksınız. Bu işte Erkan birebir ilgilendiğini söylüyor. Bundan böyle bahsedelim. Çünkü çok soran oluyordu. İşte taksi akrabası vermiş bir tane navigasyon taksi programlı. Oluyor mu? TomTom'un gibi oluyor. Zaten backer'lara yükleyebiliyorsun. Garmin'lere yükleyemiyorsun. Backer'lara IKO programı yükleyebiliyorsun. Bu arada Doğuş Navigasyon'un kendi çıkarmış olduğu kendi bir ürünü var. Navigasyonu IKO programı yüklü. Kendi logosuyla çıkarmış yani Doğuş Navigasyon diye. Onları da tercih edebilirsiniz. Tercih sizin yani bakabilirsiniz. Normal piyasadan biraz daha uygun orası. Buradan Avrupa'dan alırsanız en az 300 Euro'dan başlar bir güzel cihaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bundan da böyle bahsedelim. Şimdi sabah bir haberleri açtım radyoda. Sisten dolayı zincirleme kaza 11 ölü 27 yaralı arkadaşlar. Bak.
Son 40 yılda trafikte verdiğimiz kaybı teröre vermedik ya. Yani teröre bu kadar şey yapana, yani teröre bu kadar hassasiyet gösterdiğiniz kadar şu trafiği göstersek vallahi bu kadar kaybımız olmayacak. Yazık, günah değil mi abi? 11 kişi sistem dolayı. Ya karayollarısın sen. Otoban ücreti alıyorsun abi. Sis var. Nereden başlattı sis? Falan yerden. Kes orayı. Yap 3 kilometre kuyruk. 20 kilometre, 30 kilometre arayla bosta bosta önünde bir eskortla gönder. Yazık, günah değil mi abi ya? Para alıyorsun. Niye denetim yok ülkede? İnsanlar şu Türkiye Cumhuriyeti'nde kazaların %90'ı, arkadaşlar bak abartmıyorum size. Bana göre, bu benim görüşüm, %90'ı ihmal. İhmalden insanlar ölüyor. Ya teröre bu kadar zayiat vermedik ya. Abi hiç mi denetim olmaz? 3 gün denetim yapıyorlar. Biz araba sürüyoruz ya, kendimizden biliyoruz. 3 gün denetim yapıyorlar. 3 ay denetim yapmıyorlar ya. Yazık günü arkadaş ya. Bu nedir ya? Kimsenin takoya uyduğu yok, bir şey yaptığı yok. Kural duymaz, kural tanımaz. Yani şu Türkiye Cumhuriyeti'nde her zaman bunu söyledim, yine söylüyorum. Başta denetimin sıfır olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bak bununla ilgili az sonra bir şey anlatacağım. Denetim yok. Kesinlikle yok abi. Şu ehliyetleri güncellememiz lazım. Buna ben dahil. Ben kimsenin üstün değilim. Yoksa olmayacak abi. Bu böyle devam edecek. Ya bu denetimleri niye yapmıyoruz abi bir devlet olarak ya? Yazık, günah değil mi bu kadar insanlara? Bilmiyorum, daha önce anlattım mı? Bakın size ne anlatacağım şimdi. Bir gün Edirne kişilerinden girdim. Kapıkule'ye geliyorum. Polis beni durdurdu. Bak şimdi. İyi dinleyin burayı. Kişilerde kantara zaten giriyoruz. Kaptan bir dakika böyle elini yaptı. Ben de durdum. Buyur dedim. Kapıyı açsana. Açtım kapıyı. Hayırdır? Hayırdır dedim usta. Dedi ki, baktım dedi, emniyet kemerin kevşek mi? Dedim ne olacaktı kevşek olsaydı? Dedi bazıları böyle takıyor da işte kevşek tutuyor. Ya dedim hemşerim bak dedim, burada yanlış bir sistemim var. Benim emniyet kemerim kevşekliğine bakana kadar şuradan geçen emniyet kemersizlere bak. O dedi %10 geçiyordur dedi kemersiz. Niye onlara müdahale etmiyorsun? Polissin, orada tikilmişsin, görev yapıyorsun. %10'una niye müdahale etmiyorsun kemer takmıyor diye? Gelip benim kemerimi tutup bakıyor ki kevşek mi diye. Ya abi, yani baktığın zaman hani derler ki neremiz doğru yani? Doğru bir tarafımız yok ki. Yok abi ya. Öyle deyince ne diyor ki, o %10 diyor takmıyor diyor. Müdahale et abi takmıyorsa. Ha, niye müdahale etmiyorsun? Benim kemerimin sıkı ve kevşek olduğuna bakıyorsun. Orada %10'una müdahale et. Yok abi, yok. Yok yok. Biz trafikte hiçiz abi. Almanya'da bir kazada 11 kişi ölecek. Yemin ediyorum dünya ayağa kaldırırlar burada. Sistem 11 kişi ölecek. Abi bu bir değil, iki değil ki ya. Bizim günlük hiç, yani Türkiye geneli en az 10 kişi normal şartlarda şeyimiz var, kaybımız var ya. Yazık, günah değil mi abi ya? Şu kuralları niye uymuyoruz? Niye ihlal ediyoruz? Niye denetim yapmıyoruz biz ülke olarak, devlet olarak? Ha? Niye denetimimiz yok? Cezalar niye caydırıcı yapmıyoruz? Kesiyor 3.000 lira, 2.000 lira şey. Ya kesme öyle. Kardeşim. Öyle bir şey yok. Gerekirse ehliyetini 2 il menet, 5 il menet. 15 bin yaz, 20 bin yaz, çaydırıcı su cezalar yap da insanlar aynı şeyi bir daha yapmasın. 300 lira, 500 lira, 1000 lira. 1000 lira zaten birine Türkiye'de yazdığın zaman adam dünyayı ayağa kaldırıyor. 1000 lira ceza yaz diyor. Para mı abi? Çaydırıcı değil.
Yazık günah abi ya. Yani her yıl binlerce insan trafikte kaybediyoruz ya. Yani bunun belki de hiç %0 hatası suçu olmayan adam karşı şeritte pariyeri yardırdı. Tır uyumuş. Gelmiş bu tarafta. Otobüse bindirmiş abi. Geçen bundan birkaç ay önce. 7 ölü de orada var. Ne suçu var şimdi o otobüs şoförünün? Niye denetim yapmıyorsun? Belki denetim yapsan karşıdaki tır şoförü takoya uyuyacak, uykusunu almış olacak. O kazada olmayacak. Kimin hatası, kimin mebali bu? Devletin mebali abi. Burada devletin mebali var. Denetim yapmıyorsun. Niye yapmıyorsun abi? He? Akşama kadar otoban üzerinde trafik ekipleri var. Ben polisi suçlamıyorum burada. Niye denetim yaptırmıyorsun? Ahmet'e uygula, Mehmet'e uygulama. O onun tanıdığı, bu bunun amcası. Öyle olmaz abi. Trafik kuralı dünyada her yerde aynıdır. Herkese bunu uygulayacaksın ya. Bir tane denetimimiz yok ya. Al işte bu sabah 57 yaralı, 11 ölüydü en son. Ki o yaralılardan da çok kişi daha gider yani. Yahu nereye kadar abi ya? Sen bir ülkede sıfırdan bir kursiyer 13 saat direksiyon eğitimiyle ona ehliyet verip trafiğe onu salarsan bunlar az bile. 19 saat mi? 13 saat mi ne şey veriyor? Direksiyon kursu veriyor. Ondan sonra da ehliyeti veriyor eline. Tamam diyor, sen al çık trafiğe. Ondan sonra kazanın olmaması mümkün mü? Ha? Değil. Denetim de yok. Lambada duruyorum, arkadan adam bana selektör korna çalıyor, yürüsene diyor. Yani bu taraftaki lambayı da görüyor. İstanbul'da. Bu da bir ticari kamyonet. Hareket yapıyor, yürüsene diyor böyle. Lan lamba var değil mi? Yürü, böyle yapıyor. Git diyor. Vallahi olmuyor arkadaşlar. Vallahi bu ihlal, bu ihlal, bu denetimsizlik bu kadar can aldı ya. Yazıktır, günahtır ya. Yapmayın ya. Karayolları, sen niye bu işlere el atmıyorsun? Sis var, geç yolu kardeşim. O otobüsler 2 saat sonra gitseydi daha iyi değil miydi? O kadar insan öldü. Parayı almasını biliyorsun ama kişelerde, almadan hemen plakasına yazıyorsun. Hemen plakasına yazıp gönderiyorsun. Ya yazık günah. Bu böyle sürmeyecek arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. Ha, sürmeyecek derken gidecek yani aslında. Sürecek. Yanlış söyledim. Bu böyle devam eder abi. Denedim oldu olmadığı müddetçe bunlar, bu kazalar kaçınılmaz olacak abi. Ya ben şurada son 3 senedir şu Almanya'da senemizin 8 ayı şurada geçiyor. Niye burada geçiyor? Yani Türkiye'ye gidiyoruz, 2-3 gün 2-3 gün yolda geçiyor. Burada yük topluyoruz, yük dağıtıyoruz, bekliyoruz. Yük boşaltma bekliyoruz, yük alma bekliyoruz. Senemizin 8 ayı şurada geçiyor. Ya bir senede ben şurada yani 3 tane kaza görüyorum ya. Başka da bir şey yok. Yapsınlar bakalım. Trafik kurallarında riayet. Etmesinler bakalım. Ne oluyor? Cezalar nasıl oluyor? Sen burada trafikte zincirleme kaza. Şimdi. Sen 50 metrenin altında bir aracı takip et bakalım ne olacak? Hemen sivil gelir geçer önüne alır seni. Yazar sana 2-300 lira ceza gönderir. Sollama yasağından bir araba solla bakalım. Almanya'da. Yapamazsın. Çünkü adamlardaki trafik kuralı herkesi işliyor. Kimsenin burada tayisi amcası yok. Adam oturduğu ilçede tanıdıkları var. Ceza yazdırmıyor kendine. Ben biliyorum yani, tanıdıklarım var.
Adam kendine ceza yazdırmaya hata yaptığı zaman. Hatta kaza yaptığı zaman sıfır hatayla da çıkıyor yani. Hatalı olduğu halde. Yok abi yok. Biz düzelemeyeceğiz arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani bu hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Bu trafik konusunda evet bazı şeylerde yolda şurada burada ilerledik. Güzel yerlere geldik. Yollarımız her şeyimiz güzel. Ama bu trafik kuralları riayet konusunda bir adım atamadık abi ya. Allah yazık ya. Yani şu ehliyetler 5 senede bir hani değiştiriyoruz ya. 5 senede bir en azından bizi kurslara tabi tutsalar şu trafik kurallarını tazelesek abi ya. Bilmeyen hatırlar yani bilenler tazelemiş olur, bilmeyenler öğrenmiş olur. Yok abi ya. Sıkıntımız büyük bu konuda arkadaşlar. Bu videoda zannedersem yarım saati geçmiştir diye düşünüyorum. Bu videoyu böyle bitirelim. Bu aralar çok ara verdik arkadaşlar. Yani gece yolculuk oldu. İşte zamanımız çok olmuyor. Çok sorular var birikmiş. Onlara başlayacağız arkadaşlar yakında. Böyle haftada bir tane iki tane gönderebilsek çok çok iyi olacak yani. Hem soruları cevaplayacağız. Hem bilgi edinmiş olacağız. Zincirle ilgili bir video yapacaktım. Bunu yapamadık. Tır çekiciye nasıl zincir takılır diye görsel olarak takacaktım. Bir vaktimiz olmadı. İnşallah hafta sonu uygun bir yer olur da bir vaktimiz olur. Yani ben onu yaparken bir arkadaşımız da bizi çekmesi lazım. Böyle daha düzgün olur diye düşünüyorum. Yine başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu sonlandırıyorum. Almanya'dan hepinize selam olsun.